Faizin ne olduğunu artık biliyorsunuz. Faiz aldığınız bir borcu öderken ana paranın üzerine fazladan ödediğiniz paradır. Şimdi gelin faizin nasıl hesaplandığını öğrenelim. Bunun için yeni bir kavramla tanışacağız. O kavramın adı faiz oranı. Evet. Sorularda şu şekilde karşınıza çıkacak büyük ihtimalle. Yıllık faiz oranı %12 olan bla 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 şeklinde bir ifade göreceksiniz. Yıllık olduğunu belirtmek için de %12'nin yanına parantez içinde yıllık yazılacak büyük ihtimalle. Şimdi gelin bu konuyu biraz açalım. Böyle bir ifade gördüğümde yani yıllık faiz oranı yüzde 12 ifadesini gördüğümde hemen şöyle düşünürüm. Borç aldığım her 100 lira için 12 lira fazladan ödeme yapacağım. Peki ne zaman ödeyeceğim? Yıllık faiz oranı demiştik değil mi? O halde paranın bende kaldığı her bir yıl için bu ödemeyi yapacağım. Gördüğünüz gibi kelimelere dökünce upuzun olan bu cümleyi matematik dilini kullanınca ne kadar da kısa yazabiliyoruz değil mi? Gelin birkaç örnek çözelim ve uygulamasının nasıl yapıldığını görelim. Diyelim ki 200 lira borç aldınız. Faiz oranı da yıllık %7 olsun. Ana paramız 200 lira, yıllık faiz oranı da %7. Sorumuz şu, bir yılın sonunda ödeyeceğiniz faiz ne kadardır? Faiz eşittir soru işareti diyelim. Şimdi lütfen soruyu çözmeye başlamadan önce birkaç dakika düşünün. Çünkü bu soruyu çözmek için formüle falan asla ihtiyacınız yok. Biraz düşünün. Tek başınıza düşündükten sonra da gelin benimle aynı yoldan mı düşünüp çözmüşsünüz onu görelim. Ben şöyle düşünürüm. 200 lira borç almışım ve yıllık faiz oranı da %7'ymiş. Yıllık faiz oranı çok önemli çünkü ifadenin bu bölümünü zihnimde görselleştiriyorum. Nasıl görselleştirdiğimi size de göstereyim. Borç aldığım her 100 lira için fazladan 7 lira ödemeliyim. Peki ne kadar borç almıştım? 200 lira borç almıştım değil mi? Bize sorulan da 200 lira için fazladan ne kadar ödeme yapacağım? Ne kadar faiz ödeyeceğim öyle değil mi? Her 100 lira için fazladan 7 lira ödemem gerektiğini biliyorum. Peki 200 lira için ne kadar ödemeliyim? 100 lira için 7 lira vermeliyim. 200 lira için de 2 çarpı 7 değil mi? Yani 14 lira vermeliyim. İşte bu kadar. Sorunun yanıtını bulduk. 14 lira. Bu soruyu çözmenin pek çok yolu var. Az önce çözdüğüm gibi çözebileceğiniz gibi şu yolla da çözebilirsiniz. Borç aldığım her 100 lira için fazladan 7 lira ödemeliyim. Peki borç aldığım her 1 lira için fazladan ne kadar ödemeliyim diye düşünebilirsiniz. Bu sorunun yanıtı 7 bölü 100'dür her 100 lira için fazladan 7 lira ödüyorsam, 7 bölü 100, evet bu nedir? 7 bölü 100, borç aldığım her 1 lira için fazladan ödeyeceğim miktardır. Sonra bunu 200 ile çarparsam, 200 lira borç almıştım, fazladan ne kadar ödeme yapmam gerektiğini bulurum. Bu işlemin sonucu farklı bir sayı çıkmayacak tabii, elbette ki çıkmayacak. Aynı yanıta ulaşacağız. 7 bölü 100 çarpı 200, 100 ile 200 sadeleşir. Burada 2 kalır ve işte aynı yanıta ulaştık. 14 lira. Bu yönteme birim yöntemi adı verilebilir. Gelin bir örnek daha yapalım. Bu kez de 50 lira borç almış olalım. Ana paramız ne kadarmış? 50 lira. Yıllık faiz oranı da %8 olsun. Evet sorumuz belli. Faiz ne kadardır? Evet faiz eşittir. Soru işareti. Zihnimden şöyle düşünürüm. Unutmadan belirteyim. Bu faiz miktarı evet bir yılın sonunda Ödenmesi gereken faiz miktarı, faiz oranı yıllık yüzde sekiz. Bu da şu demek: Aldığım her yüz lira borç için fazladan sekiz lira ödemeliyim. Peki, elli lira borç alırsam fazladan ne kadar ödemeliyim? Hangi yöntemi kullanarak çözeceğinize siz karar verin. Size hangisi daha kullanışlı geliyorsa onu kullanın. Ee, bana kullanışlı gelen yöntem şu: Her yüz lira için fazladan sekiz lira ödeyeceğim. Evet. Peki, elli'nin içinde kaç adet yüz var? 50'nin içinde bir adet bile 100 yok değil mi? 50, 100'ün yarısıdır. O halde 1 bölü 2 kadar 100 vardır. Yani 8'in yarısı kadar, yani 4 lira faiz ödemeliyim.